Merhaba, bugün size orijinali Duke Üniversitesi'nde felsefe bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Paul Henney tarafından hazırlanan bir ders anlatacağız. Konumuz ilişkiler, yani korelasyon ve nedensellik. Antalya'da yaşayan Meryem ve Can adlı iki lise öğrencisi olduğunu varsayalım. Can, hava güneşliyken matematik sınavından hep yüksek not alıyor olsun. Bir gün hava yine güneşliyken matematik dersine girmeden önce Can Meryem'e şöyle diyor. Bugün de sınavdan çok iyi bir not alacağım çünkü hava güneşli. Ancak Meryem buna itiraz ediyor. Hayır can. Hava güneşli olduğu için sınavdan iyi not almayacaksın. Çok çalıştığın için sınavdan iyi not alacaksın. Bunun havanın güneşli olmasıyla bir ilgisi yok. Ama Meryem, hava güneşli olduğunda sınavlardan hep iyi not alırım diyor can. Meryem de şöyle yanıt veriyor. Evet ama matematik sınavına girmeden önce hep çok çalışıyorsun ve Antalya'da da zaten hava hep güneşli. Sınavdan iyi not almanın sebebi havanın güneşli olması değil. Meryem burada haklı. Can yanlış düşünüyor. Öyle değil mi? Havanın güneşli olması Can'ın sınavdan iyi not almasının nedeni değil. Bu iki olay yani havanın güneşli olması ve Can'ın sınavdan iyi alması, iyi not alması biri diğerinin nedeni olmaksızın sadece aynı anda gerçekleşen iki olay o kadar. Bir başka deyişle iki olay birbiriyle ilişkili olabilir. En azından can için öyle. Ancak aralarında nedensel bir ilişki yok. Bu nedenle de canın düşüncesi yanlış. İki olayın ilişkili olması birinin diğerine neden olacağı anlamına gelmez. İşte bu videoda ilişki ve nedensellikten bahsedeceğiz. Şimdi de başka örneklere bakalım. Karabaş adlı bir köpeğimiz olsun. Karabaş kuyruğunu sallarken havlar. Üniversitede iyi not alan insanlar lisede de yüksek notlar almıştır. C vitamini alan insanlar grip olduğunda daha çabuk iyileşir. Bunlara ilişki adı verilir. Yani bu olaylar arasında benzer noktalar bulunuyor. Örneğin Karabaş kuyruğunu sallarken havlıyor. Ancak bu iki olay arasında nedensel bir ilişki olduğunu düşünmemizi gerektirecek bir sebep yok. Bu olaylar sadece aynı anda gerçekleşiyor. Karabaş'ın kuyruğunu sallasa bile havlamadığı veya kuyruğunu sallamasa bile havladığı pek çok örnek var. Ayrıca bu iki olayın sebebi aynı olabilir. Örneğin bunun sebebi sahibi eve gelince Karabaş'ın heyecanlanması olabilir. Nedensellik olmadan da iki olayın ilişkili olabileceğini kabul ettiğimize göre, şimdi de bahsi geçen ilişkinin iki türüne bakalım. Pozitif veya negatif ilişki. Bir sonraki videoda bu ilişki türlerinin nasıl farklı nedensellik türleriyle alakalı olacağından bahsedeceğiz. Ancak şimdilik bu ilişki türlerinin ne olduğuna bakalım. Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, İki olay çoğu zaman aynı anda gerçekleşiyorsa aralarında pozitif bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda bir olay olduğunda büyük ihtimalle diğer olay da gerçekleşir. İlk örneğimizde Antalya'da havanın güneşli olmasının Can'ın matematik sınavında başarılı olmasıyla ilişkili olduğunu görmüştük. Dikkat edin, ilişki derken nedensellikten bahsetmiyorum arkadaşlar. Ancak diğer yandan bir olay gerçekleşirken başka bir olayın gerçekleşme ihtimali düşükse bu iki olay arasında negatif bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin kar yağarken hava genellikle güneşli olmaz. Bu durumda kar yağması ile havanın güneşli olması arasında negatif bir ilişki bulunur. Bu pozitif ve negatif ilişkiler genellikle haberlerde karşımıza çıkar. Örneğin C vitamini alırsanız grip olduğunuzda daha çabuk iyileşirsiniz gibi manşetler pozitif ilişkiyi ifade eder. C vitamini almakla C vitamini almayan birine göre grip olunca daha çabuk iyileşmek arasında pozitif bir ilişki vardır. Diğer yandan fındık tüketmek kötü kolesterolünüzün yüksek çıkma ihtimalini azaltır gibi ifadeler fındık tüketmekle kötü kolesterol seviyesinin yüksek olması arasında negatif bir ilişki olduğunu gösterir. Eminim buna benzer başlıklar görmüşsünüz veya arkadaşlarınızın şöyle dediğini duymuşsunuzdur. Bu harika, daha fazla fındık tüketirsem kötü kolesterolümden de kurtulabilirim. Ya da başka birinin şöyle dediğini duymuş olabilirsiniz. Evet, bu ikisi birbiriyle ilişkili ama aralarında nedensellik yok. Bu kişi tabii size biraz fazla bilmiş, hatta antipatik gelebilir ancak söylediği şey doğru. Bunun nedensel bir ilişki olduğuna dair kanıtınız yoksa bu ilişkinin aslında nedensel bir ilişki olduğunu söylemek yanlıştır. Yani örneğimize dönecek olursak aralarında nedensel bir ilişki olduğuna dair kanıtınız yoksa fazla fındık tüketmekle kötü kolesterolün düşük çıkması ihtimalini azaltma arasında nedensellik olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Şimdi de aralarında pozitif bir ilişki olan ancak nedensellik olmayan iki olaya bakalım. Bu örnekte de üniversitede yüksek not alanlar lisede de yüksek notlar almıştır ifadesini inceleyelim. Burada üniversitedeyken yüksek not almakla lisedeyken yüksek not almak arasında pozitif bir ilişki olduğunu görüyoruz. Ancak bir kişinin lisede yüksek not almasının her zaman üniversitede de yüksek not almasına sebep olacağını söylemek yanlış olur. Tabii bazı durumlarda bu iki olay arasında nedensellik bulunabilir. Örneğin Jale, lise hayatı boyunca hep yüksek notlar almış, belki sınıf birincisi olmuş ve bu yüksek notlarını üniversite hayatına taşımış olabilir. Yani güçlü akademik birikimi üniversitede de başarılı olmasına sebep olur. Bu durumda Jale'nin lisedeki başarısıyla üniversitedeki başarısı arasında nedensellik vardır. Ancak çoğu zaman üniversitede başarılı olmamıza sebep olan şey lisede elde ettiğimiz başarı değildir. İnsanların üniversitede başarılı olmasının sebebi genellikle üniversitedeyken derslerine çok çalışmalarıdır. İki durum arasında benzer bir nokta bulduğumuz bu tip örneklerde nedensel bir ilişki olduğunu iddia etmek ise çoğu zaman yanlıştır. Bu örnekte de lisedeki başarı ile üniversitedeki başarı arasında pozitif bir ilişki bulunur ancak aralarında nedensellik yoktur. İki olay arasında buna benzer bir ilişki olduğunda biri diğerine sebep olmuş gibi görünebilir ancak bu iki olayla ilgili göz ardı ettiğimiz durumlar da olabilir. Örneğin, üniversitede derslere çok çalışmak, üniversitede başarılı olmamıza neden olur. Yani iki olay arasında pozitif veya negatif bir ilişki var diye birinin diğerine neden olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü sonucun böyle olmasının başka bir nedeni olabilir. İki olaya ilişkin ortak bir neden de olabilir veya tüm bunlara sebep olan başka bir neden de olabilir. Diğer yandan iki olay arasındaki bu ilişki tamamen tesadüf de olabilir. Ancak bu açıklama ve diğer sorular için bir sonraki videoyu beklemeniz gerekiyor. Bir sonraki dersimizde nedensellik ilişkisinin üzerinde durarak bunun farklı ilişki türleriyle nasıl bağlantılı olduğundan bahsedeceğiz.